Evet, değerli arkadaşlar merhaba. Şimdi hasar meselesi üzerinde duralım. Eser sözleşmesinde hasarın intikali meselesi üzerinde duralım. Peki öncelikle hasar nedir? Onun üzerinde kısaca bir durmuş olalım. Hasardan kasıt eserin teslimden önce kazara yok olma riskidir. Eserin teslimden önce kazara yok olma riskidir. Bu hasar meselesiyle ilgili olarak üç türlü riskin bulunduğu kabul edilir. Ücrete ilişkin risk, esere ilişkin risk ve malzemeye ilişkin risk. Yani hasardan kim sorumluysa bu üç unsura ilişkin riske onun katlanması gerektiği ifade edilmiş oluyor. Onu söyleyelim. Bu çerçevede hasara ilişkin riskin yüklenicide olduğu durumlarda iş sahibi ücreti ödemek zorunda kalmaz. Tam tersine hasar riskinin iş sahibine ait olduğu durumlarda ise eser kendisine teslim edilmiş olmamasına rağmen ücreti ödemek zorunda kalır. Demek ki hasar meselesi bu açıdan önem taşıyor. Dediğim gibi hasarın yükleniciye ait olduğu durumlarda yüklenici ne yapamaz? Ücretin ödenmesini isteyemez. Yani yapmış, bitirmiş falan da olsa ücretin ödenmesini isteyemez. Tam tersine hasarın iş sahibine ait olduğu durumlarda ise iş sahibi ne yapmak zorunda kalır? Ücreti ödemek zorunda kalır. Bu çerçevede ücret riskini taşıyan taraf aynı zamanda esere ilişkin riski de taşır. Ücret riskini taşıyan taraf esere ilişkin riski de taşır. Esere ilişkin risk nedir? Esere ilişkin risk, eserin meydana getirilmesinin objektif olarak imkansız hale gelmesidir. Eserin meydana getirilmesinin objektif olarak imkansız hale gelmesidir. Esere ilişkin riskin yükleniciye ait olduğu ve eserin tekrar imalinin objektif olarak mümkün olduğu durumlarda yüklenici ne yapmak zorundadır? Bu eseri tekrar imal etmek zorundadır. Tekrar imalat için ayrı bir ücret istemeksizin tekrar imal etmek zorundadır diyelim ve hasarla ilgili genel durumu böylece ifade etmiş olalım. Bu çerçevede hasarın yükleniciye ait olması acaba nasıl olurmuş veya bunun şartları nelerdir? Kısaca onun üzerinde duralım. Ücret yani hasar riskinin yükleniciye ait olması ne demekti değerli arkadaşlar? Bu hasar meydana geldiğinde ücret ödenmesini isteyememesi demek idi. Bu çerçevede aşağıdaki durumlarda yüklenici teslimden önce hasara uğrayan ücret için ne yapamaz? Ücret ödenmesini isteyemez. Ücreti talep edebilmesi için eğer mümkünse ne yapması gerekir? Eseri yeniden imal etmesi gerekir. Birinci hal, eser kazara tahrip olmuş ise. İşte müteahhit binayı yapıyor. Televizyonlarda görüyorsunuz. İşte şu veya bu sebeple statik hesabı yanlış yapılmış, zemin hesaplaması doğru zemine yapılmamış falan filan. İnşaat yapılırken pat çöküyor bina. Kural olarak ne diyeceğiz? Müteahhit en azından yaptığı kısmın ücretini alsın falan diyemeyiz. Neden? Çünkü daha bitmemiş. Arsa sahibine bu yapı eseri teslim edilmemiş. Teslim edilinceye kadar böyle bir durumla karşı karşıya kalırsa yüklenici
bunun sonuçlarına kendisinin katlanması gerekir. Tabii bunun için ne olması lazım? İş sahibine veya arsa sahibine ait olmayan, onun sorumluluk alanında bulunmayan bir sebeple bu yıkımın, çökmenin oluşmuş olması lazım. Eğer bu duruma iş sahibinin sorumlu olduğu bir sebep yüzünden bu durum ortaya çıkmışsa, bu sonuç doğmuşsa, o zaman tabii ki iş sahibinin ne yapması lazım? Bu olumsuz sonuca katlanması, riskin, hasarın ona ait olduğunun kabul edilmesi lazım. İşte inşaat yapılırken şey gelmiş, arsa sahibi gelmiş, hiç kimse orada yok mesela, alttan kolonlardan birkaç tanesini patlatmış mesela. Daha inşaat yapılıyor, teslim meslim yok. Veya işte zeminle ilgili sorun varmış, bu zeminle ilgili sorun yüklenici tarafından iş sahibine bildirilmiş. O demiş ki boş ver, ben şimdi o kadar ekstra masraf yapamam, sen yap gitsin, şey bana ait, sorumluluk bana ait demiş mesela. O durumda da ne olur tabii ki? Yine iş sahibinin sorumlu olduğu bir sebepten bu hasar ortaya çıktığı için tabii ki hasara kimin katlanması gerekir? İş sahibinin katlanması gerekir. Bu hasardan kastımız tamamen yok olması da olabilir veya bir zarar görmesi de olabilir, söz konusu olabilir. Eserin tamamlanmış kısımlarının zarar görmesi de söz konusu olabilir. Arsa sahibinin veya iş sahibinin herhangi bir sorumluluğuna yol açmayacak şekilde işte hasara, tamamen yok olma şeklinde hasara uğraması da söz konusu olabilir. İşte bazı kısımlarının zarar görmesi de söz konusu olabilir. İşte bu durumda kural olarak neymiş? Hasar riski kime aitmiş? İş sahibine, pardon, yükleniciye aitmiş. Bu yükleniciye ait olma meselesi ne zamana kadar devam eder? İfa teklifine kadar devam eder. Yani teslime kadar devam eder. Teslimden önce bu şekilde bir hasar ortaya çıkarsa, demek ki kural olarak buna kim katlanmak zorundaymış? Risk kendisine ait olduğu için yüklenici katlanmak zorundaymış. Ama teslim için teklifte bulun ise ve bu hasar bu teslim teklifinden, ifa teklifinden sonra gerçekleşmiş ise, o zaman tabii ki risk artık iş sahibine geçmiş olur. Teslim anına kadardır yüklenicinin bu anlamdaki sorumluluğu. Ona da ne yapalım? Dikkat etmiş olalım. Tabii bu çerçevede yüklenici, eserin imalinde kullanılacak malzeme, arsa ve diğer eşyaya ilişkin hasar riskine tedarikçinin de kendisi olması kaydıyla katlanır. Anlatabildim mi? Eğer bunlar arsa sahibi tarafından karşılanıyorsa bu malzemeler, o zaman tabii bu arsa, bu malzemeyle ilgili bir sorun varsa bunu ne yapması lazım? Arsa sahibine bildirmesi lazım. Bildirmediği takdirde gene bu, bunun riskine de kimin katlanması gerekir? Yüklenicinin katlanması gerekir. Yine bir diğer husus, hasar yüklenicinin temerrüde düşmesinden sonra gerçekleşmiş ise, bu durumda hasara ilişkin kurallar değil, borçlu temerrüdüne ilişkin 118 ve devamı hükümleri uygulanır. Bunu da arada söylemiş olalım. Bu hasarın yükleniciye ait olması ihtimali, bu nasıl karşımıza çıkar, onları ifade etmiş olduk. Bir de diğer ihtimal, hasarın iş sahibine ait olması meselesi. Dediğim gibi bundan kastımız ne? İfa gerçekleşmeden önce eserde bir şey olursa, işte imal edilen kısımları zarar görür bir sebeple veya işte tamamen yok olursa, buna kural olarak yüklenicinin katlanması gerekir diye söylemiştik. Tam tersine arsa sahibinin veya iş sahibinin katlanması gereken durumlar da ortaya çıkabilir. Bunun olabilmesi için değerli arkadaşlar,
bu hasarın ortaya çıkmasına yol açan sebebin iş sahibine isnat edilebiliyor olması gerekir. İş sahibinin sorumlu olduğu bir, sorumlu olacağı bir şekilde bu hasarın ortaya çıkmış olması gerekir ki teslimden önce gerçekleşen hasardan iş sahibi sorumlu tutulabilsin. Bundan kastımız da, onu hiç unutmayın. Yani meydana getirilen şeyin normalde hasara uğradığında ücret ödemesi gerekmiyordu ya hani. Eğer işte hasarın iş sahibine ait olduğunu söyleyebiliyorsak teslimden önce, o zaman ne olur? Kendisine bir şey teslim edilmemiş olmasına rağmen onun ücretini ödemek zorunda kalır. Hasar kendisine ait ise. Bunun bir başka şekilde ortaya çıkmasının da mümkün olduğunu daha önce söylemiştim. O da işte neydi? İş sahibinin verdiği talimatlar, onun teslim ettiği arsa veya onun iş sahibinin yükleniciye sağladığı malzemelerde bir eksiklik, ayıp, kusur varsa ve hasar bu eksiklik, kusur veya ayıplardan kaynaklanmışsa, o zaman ne oluyordu? Yüklenici ne yapması gerekiyordu? Bu eksiklik ortaya çıkar çıkmaz durumu hemen iş sahibine bildirmesi gerekiyordu. İşte eğer böyle bir eksiklik ortaya çıkmış ve yüklenici de bunu arsa sahibine ihbar etmiş ise, o zaman yine ortaya çıkacak hasardan kim sorumlu olacaktır? Tabii ki iş sahibi sorumlu olacak. Bunun, bu anlattıklarımızın doğal bir sonucu olarak eserin teslim edilmesinden sonra hasara uğraması söz konusu olursa, o zaman gene kimin katlanması gerekecek bu hasara? Tabii ki iş sahibinin katlanması gerekecek. Çünkü teslim anıdır kritik an. Teslim anından sonra bu hasar meydana gelmiş ise, o zaman buna işte kimin katlanması gerekir? Arsa sahibinin veya iş sahibinin katlanması gerekir. Tabii ki hangi kayıtla? Bu hasarın meydana gelmesinde yüklenicinin bir etkisinin, kusurunun olmaması kaydıyla. İşte güncel durumu düşünün. Binayı statik açıdan hatalı imal etmiş yüklenici, teslim etmiş. Teslim ettikten, orada 20 yıllık bir süre var biliyorsunuz, 10 sene sonra deprem olmuş ve bina çökmüş. Düşünün, teslim gerçekleşmiş, yüklenici ücretini almış. Onun üzerinden 10 sene geçmiş ve işte deprem olunca bu bina çökmüş. Bir bakmışlar ki ya, normal şartlarda arsa sahibinin yükleniciden, kardeşim bunun parasını verdim sana, hadi geri ver falan demesi mümkün olabilir mi? Olamaz. Çünkü onun hasar ona ait artık şeyden sonra, teslimden sonra. İşte onun hangi kayıtla olduğunu söylemiş oluyoruz. Bu hasarın oluşmasına yüklenicinin bir fiili sebebiyet vermemişse, onun sorumlu tutulacağı bir sebep yüzünden bu hasar meydana gelmemişse, o zaman teslimden sonraki hasara kimin katlanması gerekir? Tabii ki iş sahibinin katlanması gerekir. Verdiğimiz örnekte işte statik hesapları yanlış olduğu için bu bina işte depreme dayanamamışsa ve çökmüşse, bu ispat edildiği takdirde ne olacaktır? Hasara yüklenicinin katlanması gerekecektir. Hem ücret, iş sahibine veya arsa sahibine ödediği ücreti, ondan aldığı ücreti iade etmek zorunda kalacaktır faiziyle beraber. Hem de başka zararları varsa iş sahibinin veya arsa sahibinin, onları da ayrıca tazmin etmesi gerekecektir. Yine teslim gerçekleşmiş olmamasına rağmen hasarın arsa sahibine ait olduğu veya iş sahibine ait olduğu durumlar da vardır. O da ancak şöyle olabilir. Yüklenici teslim teklifinde bulunmuş, ancak arsa veya iş sahibi teslim almaya gitmemiş. Yani alacaklı temerrüdüne düşmüş ise ve hasar ondan sonra meydana gelmiş ise,
bu ihtimalde de dikkat edin yine teslim gerçekleşmediği halde hasardan kim sorumlu olur? Yine yüklenici değil, iş sahibi sorumlu olur. Ona da dikkatinizi çekelim. Şu halde üç farklı durumda hasara iş sahibinin katlanması gerekir. Bir, bu hasarın iş sahibinin temin ettiği malzeme, araç, gereç veya arsadan kaynaklanmış olması, yüklenicinin özen yükümlülüğü gereği ihbarda bulunmuş olması kaydıyla bu ihtimalde hasar kime ait? Arsa sahibine veya iş sahibine ait. İki, teslimden sonra bir hasar meydana gelmiş ise buna da kimin katlanması gerekir? İş sahibinin katlanması gerekir. Üç, teslimden sonra değil, teslim teklifinden sonra. Teslim teklifi yapılmış ama gidip teslim almamış. Yani alacaklı temerrüdüne düşmüş. Bu alacaklı temerrüdünden sonra ortaya çıkan hasardan da ne olacaktır? Kim sorumlu olacaktır? Tabii ki iş sahibi sorumlu olacaktır. Zamanımız 13 dakika var. Peki. Böylece değerli arkadaşlar, yüklenicinin hukuki durumu, temel edim yükümlülükleri ve hukuki durumunu anlatmış olduk. Şimdi iş sahibinin ücret ödeme borcu ve hukuki durumundan söz edeceğiz. Oraya başlamadan önce bu ücret ödeme borcuyla da yakından ilgili hem arsa sahibinin yüklenicinin hukuki durumunu ilgilendiriyor hem de iş sahibinin hukuki durumunu ilgilendiriyor. Onu da arada söylemiş olalım. Birincisi, eser sözleşmesinin konusu iş sahibine ait bir şeyin tamir edilmesi ise bu durumda yüklenici ücret alacağını temin edecek şekilde bir hapis hakkına sahip olur bu nesne üzerinde. Borçlar medeni kanunda düzenleniyor biliyorsunuz. Bu ücret alacağının teminatıdır. İkinci ihtimal, eğer bir yapı eseri söz konusuysa ve bu yapı eseri iş sahibine ait bir arsa üzerine inşa ediliyorsa bu ihtimalde de yine eşya hukuku bilgilerinizden lütfen hatırlayın. Yapı alacaklısı ipoteğinin tescil edilmesini isteme yetkisi vardır yüklenicinin. Bu yüklenici ister asıl yüklenici olsun, ister alt yüklenici olsun hiç fark etmez. Her iki ihtimalde de onların 893 müydü? Yanlış hatırlamıyorsam Medeni Kanunumuzun 893. maddesi gereği yapı alacaklısı ipoteğinin tescilini isteme hakları vardır. Onu da arada söylemiş olalım. Dediğim gibi bu hem iş sahibinin hukuki durumu hem yüklenicinin hukuki durumunu yakından ilgilendiren iki özellikli durumdur. Onu da arada söylemiş olalım. Şimdi gelelim iş sahibinin ücret ödeme borcu ve hukuki durumu meselesine. Dediğimiz gibi bu eser sözleşmesinden iki temel edim yükümlülüğü doğuyordu. Birincisi eserin imali ve teslimi borcu yükleniciye aitti. İkincisi de neydi? Bunun karşılığı olan ücret ödeme borcu idi. Bu ücret ödeme borcu dediğim gibi arkadaşlar kimin sorumluluğudur? İş sahibinin sorumluluğudur. Temel edim yükümlülüğüdür. Bu iki edim birbirinin karşılığıdır. Bu iki edim eser sözleşmesini tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme haline getirir. Bu hani böyle bir edimdir deyip geçmek doğru olmaz değerli arkadaşlar. Bu edim yükümlülüğünün iş sahibine ait olmasının ortaya çıkartacağı başka hukuki sonuçlar vardır. Dersin başında ifade ettiğim gibi. Sadece basit bir ücret ödeme borcu olarak görmemeniz için bunu söylüyorum. Bunu ne olarak görmek lazım? Finansman yükümlülüğünün iş sahibine veya arsa sahibine ait olduğunu bilerek
bu ücret ödeme borcunun ne olduğunu anlamaya çalışmak lazım. Bu çerçevede şimdi göreceğiz. Diyeceğiz ki ücret ödeme borcu ne zaman muaccel olur? Eserin teslimiyle muaccel olur. Yani imalat süresince ne yapamaz yüklenici iş sahibinden? Bir kuruş ödemesini bile isteyemez normal şartlarda. Şeyleri düşünün, yıllarca süren inşaatlar var. Büyük çaplı inşaat, ne bileyim baraj inşaatını düşünün. İşte bilmem 3. havalimanı inşaatını düşünün. 4 sene mi sürdü, 5 sene mi sürdü? İşte bir baraj inşaatı en kısası 5, 6, 7 sene sürüyor. Düşünün 7 sene boyunca işte bütün malzemeyi yüklenici sağlayacak, araç gereçleri, işçi ücretlerini, işte ne bileyim diğer yan gidi hepsini yüklenici sağlayacak. Bu akla uygun bir şey mi? Akla uygun bir şey değil. Bu sözleşmenin oluşturulmuş olan yapısına da uygun bir şey değil. Neden? Çünkü finansman sorumluluğu kime ait? Ait olması gerekir. İş sahibine ait olması gerekir. Ben bu şey, zavallı yüklenici 7 sene boyunca çalışıyor, buraya yatırım yapıyor ama bir kuruş ücret alamıyor. Böyle bir durumda finansman yükümlülüğünün kime ait olduğunu söylemiş olursunuz aslında. İş sahibine değil, yükleniciye ait olduğunu söylemiş olursunuz. Paranın bir bedeli var çünkü. Yani öyle bedavadan kimseye para vermiyor. O yüzden şöyle yapılır büyük çaplı inşaat sözleşmelerinde. Ücretin ödenmesi için teslimin gerçekleşmesi beklenmez. İşin tamamlanması beklenmez. Ne yapılır? Öncelikle en az iş bedelinin %10'u kadar, sözleşme bedelinin %10'u kadar avans ödemesi yapılır. İkinci olarak hak ediş esasına göre ödeme sistemi oluşturulur. En geç ayda bir ara hak ediş denilen, hak edişten kasıt nedir? Tabii onu söylemek lazım belki öncelikle. Hak edişten kasıt işin başlamasından bu hesabın yapıldığı tarihe kadar yüklenici hangi işleri yapmış? Bunu ne yaparlar? Bununla ilgili bir form vardır. O forma yazarlar. Yüklenici der ki şunları yaptım. İş sahibi bakar, ha yapmış mı yapmamış mı onları şey yapar. Onların birim değerleri hesaplanır. Toplam ücretin bilmem şu kadarıdır, bu kadarıdır gibi. Ve o ay sonu itibariyle ne kadar iş yapılmışsa o kayda geçirilir. Ve işte bütün ücret içerisinde ona tekabül eden kısım neyse bir ödeme yapılır. Buna işte ara hak ediş ödemesi deniyor. Bunun sebebi ne değerli arkadaşlar? En baştan söylediğim finansman yükünün kimde olması? İş sahibinde olmasıdır. Aksi takdirde bu iş tahammül edilmez hale gelir. Yani 7 sene boyunca hiç ücret almadan yükleniciyi çalışmak zorunda bırakamazsınız. Neden? Çünkü finansman sorumluluğu ona ait değildir. Dolayısıyla hani bunu niye anlattım değerli arkadaşlar? Bu basit bir ücret ödeme borcu yahut basit bir işte imal ve teslim borcu olarak görmeyin. Bu sözleşmedeki genel risk dağılımının ne olduğu sorusuna cevap verirken de kullanabileceğimiz önemli bir bilgidir. Ona göre bunu değerlendirin diye ne yapıyorum? Bunları size anlatıyorum. Demek ki neymiş kuralımız? Bedel ödeme borcu iş sahibine aitmiş ve bunun kural olarak ödenme zamanı neymiş? Eserin teslimiymiş. Borçlar Kanunumuzun düzenlediği sistem bu. Elbette bu düzenleme emredici değil, aksi kararlaştırılabilir. İşte örneğini de verdim nitekim. Özellikle uzun süreye yayılan imalat işlerinde ne yapılırmış? Ara hak ediş düzenlenerek bu ödemeler yapılırmış. Ara hak ediş düzenlenirken dikkat edin, teslim yok. Onu da özellikle vurgulayayım. Teslim çünkü ancak işin bitmesiyle gerçekleşebilecek bir şey. Yani şöyle düşünmeyin, işte 10 katlı bina yapıyorsunuz, birinci katını tamamladı, hadi ara hak ediş düzenleyelim, ara ödemeyi yapalım, burayı da teslim alalım.
Öyle bir şey yok. Mümkün değil ki. Nasıl alacaksınız? Birinci katı nasıl teslim alacaksınız? İkinci kat, üçüncü kat, beşinci kat, onuncu kat yapılıncaya kadar nasıl orayı kullanacaksınız, tasarruf edeceksiniz? Asla mümkün değil. O yüzden ara hak ediş düzenlenmesi kısmi teslim anlamına gelmez. Bunu da lütfen dikkatlice öğrenin. Bu bilgi çok işinize yarar. Sonra imkanımız olursa anlatırım. Ama şimdiden unutmayın, ara hak ediş düzenlenmesi teslim anlamına gelmez. Teslimin çünkü birazdan göreceğiz çok önemli hukuki sonuçları var. Teslim nedir? Teslim, sözleşme konusu şeyin iş sahibine, zilyetliğinin iş sahibine devredilmesidir. Bu zilyetliğin devri farklı şekillerde gerçekleşebilir, onun yöntemleri var biliyorsunuz. Dikkat edin, burada mülkiyetin devri demedim. Niye mülkiyetin devri demedim? Çünkü bütün eser sözleşmelerinde mülkiyet devri zorunluluğu yoktur. İşte bir şeyin tahrir edilmesi için yapılan sözleşme de bir yapım sözleşmesi veya eser sözleşmesidir. Zaten kendisine ait olan iş sahibine mülkiyeti, iş sahibine ait olan bir şeyde mülkiyeti nasıl devredeceksiniz? Böyle bir şey söz konusu edilemez. O yüzden bilinçli olarak zilyetliğin devri dedim. Eğer sözleşmenin özelliği gereği mülkiyetin devri de gerekiyorsa tabii ki o zaman ne olur? Teslim ancak zilyetlik artı mülkiyetin devri de gerçekleşebilir. Bunun klasik tipik örneği nedir? Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesidir. Onu da arada söylemiş olalım. Demek ki teslim zilyetliğin devri ile olurmuş. Onu söylemiş olur. İşte bu zilyetliğin devriyle beraber yüklenici ne yaparmış? Ücrete hak kazanırmış. Peki şu soru aklınıza gelebilir. Kardeşim bu teslim etti ama ayıplı. Gene ücrete hak kazanamayacak mı? Kazanacak mı? Ayıplı şey teslim etmiş, bu ücrete hak kazanacak mı? Hiç şüpheniz olmasın. Yine ücrete hak kazanır yüklenici. Ayıplı teslim çünkü bu anlamda ücretin muaccel olmasına engel olmaz. Burada tabii dikkat etmeniz gereken bir başka kavram daha var. O da kabul kavramı değerli arkadaşlar. Göreceğiz ayıba karşı tekefül sorumluluğunu anlatırken. İş sahibi ayıba karşı tekefül hükümlerinden yararlanmak istiyorsa kendisine teslim edilen şeyi ifa olarak kabul etmemelidir. Yani eğer ayıplı teslim söz konusuysa iş sahibi bu teslimi ifa olarak kabul etmemelidir. Ne demelidir? Ayıpları tespit edip bak şu eksiklikler var, bunlarla ilgili ben şu hakkımı kullanıyorum, bu hakkımı kullanıyorum deyip o kabulün gerçekleşmesine engel olmalıdır. Teslim gerçekleşir. Yani zilyetliği devreder, zilyetlik kendisinde olmaya devam eder iş sahibinin. Ancak ne olmaz? Bu kabul anlamına gelmediği için ayıba karşı tekefülden kaynaklanan haklarını, imkanlarını muhafaza eder. Kendisinde olmasına rağmen düşünün, teslim gerçekleşiyor, hiçbir tereddüt yok. Yani şu değerlendirmeyi yapın diye anlatıyorum bunu. Teslim gerçekleşiyor. Ayıba karşı tekefül hükümlerinden yararlanabilmesi için iş sahibinin sadece ihbarda bulunması yeterli, iade etmesi gerekmiyor. Onu demeye çalışıyorum. Alıyor, teslim alıyor. Ancak diyor ki bu ayıplı, o yüzden ben bunu ifa olarak kabul etmiyorum. Bende duruyor, doğrudur, durmaya da devam edecek. Ama bu benim bu eseri ifa olarak kabul ettiğim anlamına gelmiyor. Çünkü şu ayıpları var. Onunla ilgili de şu imkanı, şu yola, şu tercihte bulunuyorum demesi gerekiyor. Bunları yaparken zilyet kendisi, dikkat edin. Bunu özellikle unutmayın. Onu vurgulamak gerekiyor. Bir de bazı durumlarda teslim için sadece bildirimde bulunulması yeterli de olabilir. Zilyetliğin biliyorsunuz devri yöntemleri var. İşte kısa elden teslim denilen şeylerden bir tanesi bu. Yani teslim etmek istediğiniz kişi hali hazırda zilyetse o teslim ettiğiniz şeye
Sadece bildirimde bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki işte iş bitmiştir kardeşim. Ben işimi bitirdim, haberin olsun. İşte şeyin, binanın, dairenin bilmem neresinin tamir edilmesi için anlaşmışsınız birisiyle. Siz oturmaya devam ediyorsunuz. İşte banyosunu yeniden yaptırıyorsunuz mesela. Şimdi banyosunu size teslim etmesi için dairenin ziliyetliğini teslim etmesi falan söz konusu olmaz değil mi? Zaten ziliyetsiniz siz. İçinde oturuyorsunuz. O zaman ne yapar bu tamirci? Der ki bitirdim, haberin olsun. Anahtar vermesine, işte onu yapmasına, bunu yapmasına, asla bu anlamda zilliyetliğin devri işlemi yapmasına gerek yoktur. Çünkü böyle bir şeye ihtiyaç yoktur. Sadece ne yapar? Bildirimde bulunarak bu teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş olabilir. O halde teslim nedir sorusuna cevap verirken demek ki ne yapmak lazımmış? Dikkatli olmak lazımmış. Bu teslim bazen zilliyetliğin devriyle, bazen hem zilliyetliğin hem mülkiyetin devriyle, bazense zilliyet sıfatının değiştirilmesi suretiyle ne yapılabilirmiş? Yerine getirilebilirmiş. O konuda dikkat etmek lazımmış ve aynı zamanda teslimi kabulle de karıştırmamak lazımmış.